Tokyo'da iki uçak çarpışmış, bir havacılık kazası. Biri yolcu uçağı, ötekisi de bir sahil güvenlik uçağı. Biliyorsunuz Japonya geçtiğimiz saatlerde de bir deprem ve ona bağlı olarak tsunami paniği yaşadı. Şu anda Japonya'dan gelen, Tokyo'dan gelen canlı görüntüler bunlar. İki uçak çarpışmış ve onların enkazındaki yangını izliyoruz. Tokyo havaalanında, Haneda havaalanında uçağın yanmakta olduğunu görüyoruz bu canlı görüntülerden. Gerçekten de Japonya yılbaşının, yeni yılın ilk günlerinde böylesine şiddetli şoklarla, daha doğrusu felaketlerle sarsılmış gözüküyor. Geçmiş olsun diyoruz Japonya'daki insanlara. Sözcü gazetesinin yazarlarına bakalım şimdi. İsmail Saymaz, İyi Parti'den gideni AK Parti almayacak mı diye bir başlık atmış yazılarından birine ve ikinci yazısında da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük şehirlerdeki adaylarının bazılarının belli olmaya başlandığını yazıyor. İstanbul'da Ali Yerlikaya, Ankara'da Tevfik Altınok'tan söz ediliyor. Hani günlerdir, aylardır da zaten konuşulan bazı aday isimleri bunlar. Korkusuz gazetesinde Can Ataklı'nın köşesine bakalım. Can Ataklı da bugün diyor ki Galata Köprüsü İstanbul'un yeni miting alanı mı oldu diyor. Hani daha önceki miting başvurularında işte Taksim'de yapalım 1 Mayıs'ı filan diyenlere İstanbul'da miting yapılacak yerler bellidir. Ya Yenikapı'ya ya da Maltepe'ye gideceksiniz diye oralara adres gösteren İstanbul Valiliği'nin pekala Galata Köprüsü'nün kapatılarak orada muazzam on binlerce kişinin katıldığı bir mitingin yapılmasına izin verdiğini söylüyor. Tabii ki bu da çifte standardın daniskası olarak ortaya çıkıyor. Hürriyet Gazetesi'nin yazarlarına bakalım. Hürriyet Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın köşesinde bugün neler var bakalım. 9-8 Ahmet neler döktürmüş. Diyor ki önce Erdoğan sonra Fenerbahçe diyor. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını ortaya koydu. Dedi ki spor siyasete alet edilmemeli. Ardından Fenerbahçe'nin açıklaması geldi. Spor siyasetten uzak olmalıdır. Niye bu iki açıklamadan söz ediyorsun, ne demek istiyorsun diye sorulursa vereceğim cevap şudur. Hiç, ben sadece iki açıklama arasındaki büyük örtüşmeye dikkat çekmek istedim diyor. Yine böyle bir şey anlatmaya çalışmış. Fakat Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesinde benim en çok ilgimi çeken unsur şu. Bakın diyor ki hani her yer Arap'tı. Geçen ay İstanbul'a en çok hangi turistler geldi demiş. Böyle bir istatistik yayınlamış. İşte Ruslar, Almanlar, İranlılar, ABD'liler, İngilizler filan. Sonra diyor ki sıkı durun şimdi, Ahmet Hakan yazıyor. 9-8 Ahmet. Sokaklarda 3-5 Arap ülkesi vatandaşını görünce her yer Arap doldu şekerim diyenlere kapak olsun bu veriler diyor. Ya oğlum Ahmet, sen hangi gezegende yaşıyorsun? Her yer Arap oldu diyenler her yerin Arap'la dolu olduğunu görerek bunu söylüyor. Sen hiç şöyle bir Nişantaşı'nın dışına, gerçi oralarda da çok Arap var ama dışına çıkıp şöyle bir dolaştın mı İstanbul'da? Taksim Meydanı, Beyoğlu, Tünel, bilmem ne, Eminönü filan, oralarda dolaştın mı? Buna inanırsan İstanbul'da 3-5 Arap varmış sadece. Yani Ahmet Hakanlığın bu kadarı bile bayağı aşırı bir doz diyeceğim. Tekrar o canlı görüntülere verelim. Japonya'da, Tokyo'da Haneda havalimanında iki uçak çarpışmış. Biri sahil uçağı, sahil güvenlik uçağı, biri de yolcu uçağı. 400 yolcu varmış uçakta ve onlar tahliye edilmiş. Yani bir can kaybı olmadığı anlaşılıyor ama o çarpışmadan sonra herhalde hani apronda çarpıştılar ya da biri inip kalkarken dolayısıyla 400 kişinin tahliye edildiği bildiriliyor. İki uçak pistte çarpışmışlar. Japonya'da böylesine bir vahim havacılık kazası meydana gelmiş. Son bir dakikada bir iki şeye daha değinelim. Bir iki köşe yazısından daha alıntı yapalım. Melih Aşık'ın köşesine bakalım. Değerli ustamız Melih Aşık bugünkü köşesinde Umut 2024 diyor. Orhan Veli'yi unutmamalı. Ne demiş böyle günlerden birinde? Bedava yaşıyoruz, bedava. Hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava, yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, camekanlar bedava. Peynir ekmek değil ama acı su bedava, kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava, bedava yaşıyoruz bedava diye de Orhan Veli anmış değerli ustamız Melih Aşık. Bugünlük de burada noktayı koyalım Medya TRT'ye. Yarın sabah saat 11'de yine bu stüdyoda, yine KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.